Alo. Vani çok kötüyüm ya. Ne oldu Melih mi? Yok. Babamla kavga etti. Bizim pis solucan yüzünden. Ya yine ceza verdi. Ay takma kızım ya. Annen kurtarır seni. Kızım bu seferki çok feci. Deli gibi bağırdı diyorum. Kızım gel de şunları yerleştirmeme yardım et. Hadi. Anne kapıyı çalsana. Alo. Kızım ne sesi o? Ya şey televizyonda böyle köylü dizisi gibi bir şey vardı da sesini birden açtım. Pelin ben seni biraz sonra arayayım mı? Tamam aray hemen bekliyorum. Tamam. Ya ne var anne ya ne var? Şimdi oldu mu? Ha benim kuzum doktor olacak da yanına kimse kapıları çalmadan giremeyecek ha. Kurban olurum sana ben maşallah. Anne ya ha? Pazardan geldin sen değil mi? Evet. Kötü kötü kokmuşsun git de üstünü değiştir. Aman ne olacak ya mutfağa gireceğim şimdi. İyi de benim üzerim de kokacak böyle mi gideyim okula? Haklısın kızım hiç aklıma gelmedi kusura bakma ha. Ben geldim. Hayırdır inşallah. Sunan buradayız yavrum. Merhaba anne. Merhaba kuzum. Neyin var yavrum yüzün bembeyaz olmuş. Ay bilmiyorum anne. Tansiyonum düştü galiba. Zarife teyzeyle bir iki saatliğine komşusu ilgilenecek. Ama sonra ilaç saati. Geri dönmem lazım. Dönersin kızım dönersin tamam. Banu. Bugünlük sen gitsene benim yerime ha. Aç sana ya. Aç, aç. Anne hadi. Aç. Anne. Anne çıldıracağım artık ya. Neredesin ya? Neredesin? Saçmalama Suna. Ne işin var benim orada? Ne demek ne işin var? Kötüyüm diyorum. Dinleneyim evde biraz. Yok ya. Millet hasta annesini başından alsın. Gidip biz bakalım. Oldu yani. Ben nasıl bakıyorum? Hem hayrına mı bakıyoruz? Ekmek paramızı kazanıyoruz. Harçlık istemeyi biliyorsun ama. Anne şuna bir şey söylesene. Kavga etmeyin ama kızlar. Sırf gıcıklığına yapıyor ha. Çekemiyor beni. Banu. Saçmalama. Kızlar. Neyini çekemeyeceğim ben seni? Ben okuyorum sen çalışıyorsun diye yapıyorsun değil mi? Kıskanç. Kızlar yapmayın vallahi babanıza söyleyeceğim artık. Zaten sen söylemezsen ben söyleyeceğim anne. Yeter artık bunun sorumsuzlukları. Sunam yavrum sakin ol kızım. Bak ben sana bir tarhana kaynatayım ha. Birazcık da dinlen hiçbir şey için kalmaz. Yavrum hem o ne anlar hasta bakmaktan hem maazallah hastaya baksa o. Doktor olmayacak mı bu kız? Ne demek ne anlar hasta bakmaktan? Sunam kızım sakin ol yavrum. Cahilsin işte cahil. Sen hizmetçilik yapıyorsun o kadına. Tıpla ne ilgisi var be? Bana bak doğru konuş benimle. Senin hakaretlerinden bıktı mı sandın? Yeter artık yapmayın Allah'ınızı severseniz. Tamam anne tamam. Tamam sen üzülme. Acaba ablanın yerine bugün gitse miydin ha? Baksana hali hiç iyi görünmüyor. Saçmalama anne ya. Anne, hı. Şimdi bak. Bunların markasını söküp buna adapte edeceksin tamam mı? Ne yapacağım? Dikeceksin anne, dikeceksin. Bu buna. Bu buna. Bu da buna. Ama gerçek gibi olsun. Ama ne gereği var ki kızım? Var anne işte, var. Bu gömleği görüyor musun? Hı. Bu gömleğin parasıyla bu evi satın alırsın. Sen alabilir misin bana bu gömlekten? Nesi vardı bu kadar pahalı mı? Kumaşı dikişi neyi var ayol bunun? Üf, anne bilmediğin işleri karışma hadi. Şu gömleği dik de bir an önce onu giyeceğim. Aman benim pazardan aldığım gömleğin kumaşı daha iyiydi. Anne! Ha. Bağırma bağırma. Ah kızım, çok güzel olmuşsun Banu'm. Ben çıkıyorum anne. Tamam kuzum, nasıl daha iyisin değil mi? İyiyim anne, görüşürüz. Hadi Sunam, hadi kuzum güle güle, işin rast gelsin. Bir bunun karakter koması eksikti. Öyle deme Banu, ablan çok çalışıyor. Aman iyi tamam, çıkıyorum zaten şimdi. Nereye çıkıyorsun kızım? İşim var. Ne işin var Banu?
Ders anneciğim, ders. Ya bir de anne, bana birazcık para verir misin? Kitap almam lazım da. Yok kızım, bende para falan yok. Baban gelince halledersiniz, olur mu? Anne ya, babam gelene kadar ne yapacağım? Yavrum yok, ablan anca kirayı denkleştirdi, yok işte. Ha işte tamam, daha kiraya kaç gün var? Olur mu Banu, yok. Olur anneciğim ya, lütfen. Dikkatli harca, değil mi kızım? Hani bunun nesine dikkatli harcayayım ya? İnsanlar bunu dışarıda bahşiş diye bırakıyorlar. Neyse, hadi ben çıktım. Akşama geç kalma Banu. Benim işim belli olmaz anne. Bak öyle olur olmadık yerde de arıyorsun, sonra açmayınca da kızıyorsun. Bir şey olursa ben sana haber veririm, tamam mı? Taksicilere şikayet etmek de bir işe yaramıyor. Gıcık herif. Ne oldu? Sokağın başında bıraktı beni. Yok buraya giremezmiş de sonra çıkması zor oluyormuş da. E güzelim, alalım sana da artık bir araba. Ay, kaç defa anlatacağım? Benim arabaya karşı fobim var. Küçükken kaza geçirdim. Babam da şoför vereyim diyor ama bundan sonra burada ne yaparsam aynen İsveç'ten duyulur. O zaman şikayet etmeyeceksin. Sana şikayet etmeyeceğim de ben kime şikayet edeceğim? Bahri enişte. Ha Ozan'cığım merhaba. Enişte dalgınsın. Ya biraz. Bir ara bana uğra da seninle Özgür hakkında konuşmak istiyorum, olur mu? Tamam, tamam. İyi eğlenceler. Teşekkürler, görüşürüz. Teşekkürler. Beni çok güzel bir nutuk bekliyor. Bahri Hoca'nın nutukları meşhurdur, biliyor musun? Geçen derste yine tıp üzerine bir nutuk çekti, vallahi kafam şişti ha. Salus Iograti Suprimalex. O ne ya? Ha bir de şey vardı ya. Çocuklar, hastanın sağlığı her şeyden önce gelir. Sakın unutmayın. Oo, enteresan valla. Sen ne zamandan beri derslere katıldın da bunları öğrendin beni? Bunu ilk derste öğretiyorlar kızım. Bir de bunun yanında promosyon olarak Voluntas Iograti Suprimalex veriyorlar. Ay, onu da havuz başında açıklayın. Yandım ben. Farkında mısın Ozan'cığım? 4 yılda ne kadar çok şey öğrenmişiz. Tabii bir sınıfı 3 yılda okuyunca insan ister istemez sindiriyor galiba. Kızım senin bir şey yediğini göremeyecek miyiz? Ben bu hakları elde edebilmek için ne kadar çalıştım biliyor musun sen? 2 dakikalık keyif oyununa riske atamam vallahi. Aman atma vallahi. Seni görünce gözüm gönlüm açılıyor. Ne oldu? Yalnız mı kaldınız Melih Bey? Ne kalacağım ya? Kızım çağırsana Pelin'i. Impossible vallahi. Bahri amcanın halini görmediniz mi? Özgür'e söyleyin çağırsın ablasını. Özgür yemez artık o numaraları. Özgür mü yemez? O sazana kendi kuyruğunu yedirsen ruhu duymaz be. Sazanın önünde gidelim. Vallahi bazen şüphelenirim yani bu Özgür bizim aileden olmayabilir. Adam doğuştan entel. Melih, hadi gel havuza girelim. Sen geç lokum, geliyorum ben de.